Merhaba, Kariyer Kılavuzuna hoş geldiniz. Bugün sizinle Amerika'da uzaktan eğitim konusunu konuşmak istiyorum. Benim ders verdiğim Stanford Üniversitesi'nde bu eğitim nasıl ilerliyor onu anlatmak istiyorum. Hem de siz Türkiye'deyken şu anda pandemi sebebiyle Amerika'daki okullara başvurmada sorun yaşıyorsanız ve uzaktan eğitim üzerine bilgiler almak istiyorsanız size hem nasıl bu eğitimlerin olduğunu, hangi üniversitelerin bu eğitimleri verdiğini, sizin nasıl başvurabileceğinizi, ücretler konusunu ve uzaktan eğitim konusunda nasıl verimli olabileceğinizi dair birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Hadi konumuza başlayalım. Günümüzde artık eğitim tamamen mekandan bağımsız bir şekilde. Hepimiz aslında uzaktan eğitime oldukça deneyimlemiş durumdayız. Benim ders verdiğim Stanford Üniversitesi'nde de bizim bütün derslerimiz olabildiğince online dönüşmüş durumda. Yani neredeyse bütün derslerimiz uzaktan eğitim olarak veriyoruz. Şimdi size hangi üniversitelerin nasıl uzaktan eğitim verdiğini ve nasıl aslında bu sistemin işlediğinden bahsetmek istiyorum. Bu seneyle birlikte Amerika'da aslında daha önceden uzaktan eğitim vermeyen üniversiteler uzaktan eğitim vermeye başladılar. Bunların içinde veri analizi, sağlık sistemleri, yönetim bilimleri gibi birçok aslında daha önce uzaktan eğitime geçmemiş dersler ve bölümler uzaktan eğitim olarak ilerliyor şu anda. İlk size örnek vermek istediği üniversite New York Üniversitesi. New York Üniversitesi'nde hem lisansta hem de yüksek lisans olarak ders alabileceğiniz, uzaktan eğitim olabileceğiniz çok farklı bölümler bulunmakta. Bu bölümler arasında organizasyon gelişim ve değişime odaklanan sosyal bilimler, insan kaynakları yönetimi, uluslararası sektör ve global yönetim gibi lisans dersleri bulunuyor. Yüksek lisans dersleri ise daha çeşitli. Proje Yönetimi, Çeviri, Teknoloji Yönetimi, Sağlık Danışmanlığı gibi bölümler yer alıyor. Ergoterapi alanında ise online bir doktora programı bulunuyor. Boston Üniversitesi'ne verilen online eğitimler ise şu şekilde. Yönetim, Hukuk, Analitik, Yazılım Geliştirme gibi bölümlerde yer alıyor. Diğer bir üniversite ise, ki bu üniversite gerçekten çok bilinen bir üniversite, Columbia Üniversitesi. Columbia Üniversitesi'nde bulunan bazı online programlar şimdi bahsedeceğim üç farklı sistemde yürütülüyor. İlkinde geçtiğimiz dönem üniversitenizde yaptığınız gibi tamamen uzaktan ve herkesin aynı alanda videolu derse girdiği bir sistem işliyor. İkincisi ise hem uzaktan hem de yüz yüze eğitim birlikte devam ettiği bir sistem yürütülüyor. Sonuncusunda ise önceden kaydedilmiş video dersleri izliyorsunuz. Eğer başvuru yapacaksanız bu eğitim sistemlerinden hangisinin geçerli olduğuna başvurmadan önce muhakkak bakın. Tamamen uzaktan olan programları Amerika'ya gelmeden yürütebileceğiniz gibi programı yüz yüze eğitimi içeriyorsa buraya gelişinizde ayarlamanız gerekecek. Bu nedenle baştan iyi incelemenizi tavsiye ederim. Son olarak ise California University, Northwestern University ve John Hopkins University'den bahsetmek istiyorum size. Bu üç farklı üniversitede aynı şekilde Amerika'da çok bilinen ve online dersleri yürüten hatta belirli sertifika programlarının tamamen online olarak Türkiye'den katılabileceğiniz programları içermekte. Bu üniversitede en çok bakmanız gereken konu ise seçtiğiniz bölümde stajın olup olmaması eğer staj varsa her şekilde Amerika'da olup bu stajı burada yapmanızı isteyeceklerdir. Yani uzaktan eğitimi Türkiye'den devam ettirebilirsiniz ama seçtiğiniz bölümde eğer staj varsa her şekilde Amerika'ya gelip stajı buradan yapmanızı isteyebilirler. Bunun nasıl yapılması gerektiğini üniversitenin sertifika programına ya da uzaktan eğitim programına başvururken başvurduğunuz dakikada zaten size bilgiyi vereceklerdir. Bu sizin biraz araştırmanıza bakıyor sizin hangi üniversite seçtiğinize bağlı olaraktan değişiklik gösterecektir. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Bu üniversite kabul seçiminde bir sınava girmemiz gerekiyor mu? Cevap evet. Eğer lisans alanına girmeniz gerekiyorsa SAT ya da ACT sınavlarını vermek durumunda kalabilirsiniz. Bu sınavları ilk defa duyuyorsunuz ve ne olduğunu bilmiyorsanız bunlarla alakalı detaylı videolar bulunmakta kanalımda. Dolayısıyla onu açıklama kısmına ekleyeceğim. Yukarıda da link olarak da ekliyor olacağım bu sınavları merak ediyorsanız. Eğer yüksek lisansa gelecekseniz ve sayısal alanda okuyacaksanız GRE sınavını vermeniz gerekecek. Eğer sözel alanda okuyacaksınız ya da eşit ağırlık alanda okuyacaksınız GMAT sınavlarını vermeniz gerekecek. Eğer bu sınavları dediğim gibi ilk defa duyuyorsanız özellikle yüksek lisans alanında bununla ilgili sınav bilgilerini yapmış olduğum bir video bulunmakta. O videolara da bakabilirsiniz. Onu da açıklama bölümüne eklerim. Ek olaraktan bu sınavları verdikten sonra kendinize anlatan bir yazı yazmanız gerekiyor. Bu da genelde kişisel motivasyon mektubunuz olarak geçmekte. Yani sizin yaptığınızı anlatan, üniversite neden seçtiğinizi anlatan bir yazı yazmanız gerekiyor. Uzaktan eğitim alsanız da, normal eğitim alsanız da bu yapılması gerekenleri her şekilde yapmanız lazım. Sertifika programları biraz farklı olabilir ama online eğer diplomalı bir programa girecekseniz bunları vermek zorundasınız. Şimdi ücretler konusuna gelelim. Ücretler konusu aslında birazcık kredi sistemi olarak ilerliyor. Genelde derseniz 2 ya da 3 kredi olarak ilerliyor. Aldığınız uzaktan eğitim bölümüne bağlı olarak da fiyatlar değişecektir. Lisans zamanı eğer bir uzaktan eğitim düşünüyorsanız kredi başına 150 ile 500 dolar arası değişiyor. Ama eğer doktor olarak düşünüyorsanız kredi başına binlerce dolar olma durumu var. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Burs imkanları var mı? Belirli üniversiteye bağlı olarak evet. Ama yine de kabul durumları sizin not ortalamanıza, sınavlardan almış olduğunuz skorlara ve aynı zamanda motivasyon mektubunuza bağlı olaraktan birçok faktörü içerdiği için size buradan evet ya da hayır deme ihtimali neredeyse imkansız. Dolayısıyla sizin başvurduğunuz üniversite eğer burs veriyorsa ve onların istedikleri yükümlülükleri yerine getiriyorsanız burs alma ihtimaliniz elbette uzakta eğitimde de mevcut ve mümkün. Şimdi aslında işverende neler düşündüğüne gelelim. Aldığınız uzaktan eğitim tamamen dersleri aldığınız üniversiteye bağlı olarak değil. Örneğin mesela Kolombiya Üniversitesi'nde aldığınız bir uzaktan eğitimle çok adı bilinmemiş bir üniversiteden aldığınız uzaktan eğitim tamamen birbirinden farklı olacaktır. İşverenler hangi üniversitenin iyi bir eğitim verdiğini bildikleri için size olan bakışı ve tutumu ona göre değişecektir. Dolayısıyla benim size önerim iyi bilinen ve derslerinin gerçekten iyi verildiğini bildiğiniz ve girmenin de aslında birazcık da zor olduğun üniversiteleri seçmeniz ve uzaktan eğitimi alacaksınız da bu üniversitelerden almanız. Bunlar Boston Üniversitesi, New York Üniversitesi, Columbia Üniversitesi ve bu gibi üniversiteler olabilir. Şimdi akreditasyon konusuna gelelim. Akreditasyon konusu aslında biraz YÖK'le bağlantılı. Yani Türkiye'deki Milliyetin Bakanlığı'nın YÖK'ün tanıdığı üniversiteler Türkiye'ye döndüğünüz zaman aslında akreditasyonu olan üniversiteler olacaktır. Aynı zamanda Amerika'da okuduğunuz zaman hangi üniversitenin akredasyonu olup olmadığını zaten başvururken siz de görebilirsiniz. Çok basit indirgemek gerekirse ismi cismi bilinmemiş üniversitelerden uzaktan eğitim almanızı önermem. Bu üniversitenin genelde uzaktan eğitimi fiyatları daha uygun olacaktır. Mesela birkaç yüz dolara da alabilirsiniz bu eğitimi. Ama bundan mezun olduktan ya da diplomayı aldıktan sonra iş bulma sıkıntınız özellikle Amerika'da kalmak istiyorsanız biraz zor olabilir. O yüzden yapabilirseniz SAT, ACT, GMAT, GRE gibi sınavlara girdiğiniz, motivasyon kişisel tanıtım mektubunuzu yazdığınız ve mülakatlara girdiğiniz üniversiteleri tercih etmenizi ve bu alanda aslında uzaktan eğitim almanızı öneririm. Şimdi pandemi dönemindeki uzaktan eğitimden size biraz bahsedeceğim bahsetmek istiyorum. Sizlere de dediğim gibi Stanford Üniversitesi gibi, Harvard Üniversitesi gibi üniversiteler de tamamen uzaktan eğitime dönmüş durumdalar. İlk başta başladığımızda bunun biraz zor olacağını düşünüyordum. Çünkü genelde ben kendi ders verirken de ofis ağırlarım oluyor. Yani öğrencilerin benim ofisime geldiği, bana sorular sorduğu, onlara yardımcı olduğum ve yüz yüze konuştuğumuz çok fazla ortamlar oluyor. Fakat şu anda teknolojinin de getirmiş olduğu yararlılıkla birlikte hiçbir sorun olmadan tamamen uzaktan eğitime geçmiş durumundayız. Bence uzaktan eğitimin en zorlu yanlarından bir tanesi sürekli ekrana bakıyor olmanız. Bunu aslında birazcık ben daha önce yapmış olduğum Instagram iletilerinde de bahsetmiştim. Ders verdiğim süreyi elimden geldiğince limitlemeye çalışıyorum. Mesela işte maksimum 50 dakika ya da 60 dakika ya da 45 dakika belirlen derse göre olaraktan belirli bir süre tutmak istiyorum. Bence uzaktan eğitimin en güzel yanlarından bir tanesi dersi çok uzatmamak ve olabildiğince aralıklar vermek. Benim de genelde öğrencilerden almış olduğum geri bildirimler üzerine aslında ...onlar da uzaktan eğitimi gerçekten sevmekteler. Belki sabah kalkarken sorun yaşıyor olabilirler... ...ama aslında arabaya atlayıp kampüse kadar sürmedikleri için... ...uzaktan eğitim benim birçok öğrencim gerçekten keyifle devam etmekte. Uzaktan eğitim konusunda benim size paylaşmak istediğim birkaç önerim olacak. Derslerinize başlamadan önce elinizden geldiğince aslında... ...gerçekten okula gidiyormuş gibi... ...gerçekten derse gidiyormuş gibi hazırlanmanız çok önemli. Mesela pijamalarınızla yataktan kalkıp o sandalye üzerine oturmamanızı öneririm olabildiğince gerçekten düzgün giyinip ve güzel bir şekilde kahvaltınızı edip bilgisayar karşınıza oturmanızı öneririm. İkinci bir önerim ise aslında bilgisayara bakarken bilgisayar gözlükleri kullanmak. Bunlar aslında çok uygun fiyatlı gözlükler oluyorlar. Fakat sürekli ekrana bakaraktan bir noktadan sonra baş olabilir. Bir noktadan sonra konsantrasyonunuz dağılıyor olabilir. O yüzden benim birçok öğrencimde gördüğüm böyle normal okuma gözlükleri takıyorlar dereceli olmayanlar. Çünkü sürekli bilgisayara saatlerce baktıkları için en azından baş olmamış oluyor. Diğer bir konu ise benim kendi öğrencilerimle görmüş olduğum. Normalde kampüste olduğunuz zaman ders bittiğinde sınıf arkadaşlarınızla birlikte bir kafeteryaya gidiyorsunuz ya bir kahve içiyorsunuz ya da birlikte yemek yiyorsunuz. Şu an bu pandemi döneminde uzaktan eğitim süresinde bunu yapmanız gerçekten çok zor. Fakat benim kendi Stanford'daki öğrencilerimden gördüğüm üzere kendi aralarında uzaktan kahve günleri düzenliyorlar. Mesela öğle zamanlarında kendi yemeklerini yapıyorlar ve yemekleri Zoom üzerinden birlikte yiyorlar. Hem sohbet ediyorlar, hem birlikte kahve içiyorlar, hem de aynı zamanda sadece ders içinde Zoom'da görüşüp sonra bir daha birbirlerini görme durumları olmuyor. Olabildiğince kendileri için kahve içtikleri zamanlar oluyor ya da yemek yedikleri zamanları birlikte yiyorlar. Dolayısıyla hala arkadaş olarak görüşmeye devam ediyorlar. Bence uzaktan eğitimde sadece dersi de dinleyip bırakmak yerine arkadaşlarınız için ayrı mesela öğle saatleri düzenleyebilirsiniz. Dediğim gibi kahve içme zamanları düzenleyebilirsiniz. Bu durumda ilişkilerinizi pandemi döneminde de sürdürebilirsiniz. Bence pandemiden önce mesela bu uzaktan eğitimler aslında o kadar da böyle revaşlı değillerdi. Fakat şu anda birçoğumuz aslında zorunda olduğumuz için bu uzaktan eğitim devam etmekte. Ben sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Uzaktan eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela %100 burs alsanız uzaktan eğitim olarak Amerika'da devam etmek ister misiniz? Şu anda pandemi sebebiyle Amerika'da okulların kapanması sebebiyle şu anda hiçbir öğrenci okula gidemediği için uzaktan eğitime zorunlu devam ediyorlar. Hatta arkadaşlarını kendi evlerini bile görmüyorlar. Tamamen şu anda Zoom üzerinden devam eden arkadaşlık ilişkileri var. Sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. Siz hangi bölümde uzaktan eğitim almayı düşünürsünüz? Ya da uzaktan eğitimin eksileri olduğunu düşünüyor musunuz? Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın haftaya yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada size söylemeyi unuttum. Yeni bir tane podcast yayınlamaya başladım. Orada eğitim üzerine değil tamamen motivasyon ve kişisel gelişim üzerine konularda konuşuyorum. Instagram'da daha önceden duyurusunu yapmıştım ama YouTube'da duyurusunu çok da fazla yapmadığımı fark ettim. O yüzden bunu aklımdayken size söyleyeyim. Eğer merak ediyorsanız açıklama bölümünden podcastlerimi dinleyebilirsiniz.